من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kıymetli kardeşlerim, bugün yiğitlerden öyle bir yiğidin hayatını anlatacağız ki En'am suresi 162. ayette denildiği gibi, ya Muhammed, onlara de ki benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir ayetini bil fiil yaşayan ve bunu çok güzel yaşayan ve bunun hayat kendi hayatını, bu mükemmel hayatını adeta Allah'la ahitleşme nasıl olur? Verdiği sözde nasıl durulur? Bir insan davası için her şeyi nasıl verir? Bunun güzel bir mirasını hepimize, hepinize bırakan bir yiğidin hayatını anlatacağız. Mus'ab bin Umeyr. Genç bir delikanlıydı. Sahip olduğu aile Mekke'nin varlıklı ailelerinden bir tanesi. Zenginlik içerisinde bir prens. Yakışıklılığı dillere destan. Pencerelerden, kapılardan önüne mendiller atılır, eve davet edilir. Hangi eve dönüp baksa adeta bir şeref addedilir. Böyle yakışıklı, böyle delikanlı bir yiğit. Ama mutlu değildi. Rahat hayatı, güzel hayatı, zevkli sefer içerisinde geçen hayatı mutlu değildi. Cirk karanlığı onu mutlu etmiyordu. Batıl her yeri sarmıştı. Adeta onu tatmin etmeyen, mutlu etmeyen bir şeyler vardı. Ve tam o zamanda bir müjde gibi Mekke'nin sokaklarına bir nida, bir müjde yayılıyordu. Muhammed isminde bir peygamber, Allah birdir ve ben onun kulu ve elçisiyim diyordu. Herkes Allah katında birdir diyordu. Yetimleri koruyun diyordu. Bu güzel haberler, bu güzel söylentiler üzerine kalbine adeta bir inşirah gelmiş. Acaba aradığım huzur burada mı diye bunun peşine düşmüş. Habbab bin Erit'in telkinleri ve irşadıyla daha da bir aydınlık, bir ferah, bir kalbi Hazreti Peygamber'in dizinin dibinde bulmuş kendini ve kelime-i şehadet getirip kendisini iman neşesine bırakmıştı. İşte o andan itibaren her şeye sahip olan Mus'ab, her şeyini Allah için veren, her şeyini adeta dünyalık adını her şeyi iştahlıkla boşayan bir Mus'ab oluverdi. O andan itibaren teslimiyeti adeta gün gün, saat saat konuşulması gereken bir roman, bir destan, bir efsane şeklinde. Hazreti Peygamber'in dilinden düşen her bir kelimeyi ezberler, anında yaşamanın gayreti içerisinde olur. Bir süre hayatını gizli bir şekilde imanı yaşamaya gayret gösterdi. Namazlarını gizli kıldı. Dini vecibleri gizli yapmaya gayret etti ama iman öyle bir şeydir ki onu içinizde, kalbinizde, evinizde hapsedemezsiniz. Nitekim kısa bir vakitte ailesi onun Müslüman olduğunu duymuş, adeta bu haberle şok olmuştu. Bu haber üzerine ailesi onu evinin mahzenine kapatmış, ellerini ayaklarını zincirlemiş ve günlerce onu aç ve sefil bırakmıştı. İstedikleri tek bir şey vardı. Oğlum, Muhammed'in peşine bırak, onun dinini peşine bırak, ataların dinine geri dön. Senden tek istediğimiz budur diyorlardı. Ama o bütün zevk ve sefayı ve imkanları adeta elinin tersiyle iterek ayır. Ben iman neşesini buldum, benim huzurum Hazreti Muhammed Mustafa'nın yanıdır. Onu asla terk etmeyeceğim diyor. Hiçbir sıkıntı onu alıkoymamıştı davasından. Adeta midesi açlıktan yapışır hale gelmiş. Annesinin bütün fiziki ve psikolojik baskıları onu yıpratma derecesine gelmiş ama o Allah birdir kelimesinden başka terennüm ettiği bir şey yoktu. O anda dahi sevdiği annesine imanı tebliğ etmeye gayret göstermiş. Anneciğim, ne olursun sen de bu imanın ışığına, yoluna sen de gir. Sen de kurtul. Hazreti Muhammed doğru söylüyor. O hakikati söylüyor. O Allah katında bir Resul'dur. Ve kulunun elçisidir diyordu. Annesi bu sabır karşısında dayanamayıp adeta onun bu sabrına ve teslimiyetine kendisi teslim olmuş ve pes etmişti. Ellerini açtı, mahzenini açtı ve oğlum serbestin deyiverdi. Bu çilenin asla bitmeyeceğini bilen Mus'ab çareyi Habeşistan'a hicrette buldu. Hazreti Peygamber'in müsaadesiyle Habeşistan'a hicret etmiş. Orada bir süre zühd hayatı yaşamış. Tebliğe devam etmiş ve orada gerçek bir mücahit olarak geri dönmüştü.
döndüğünde Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Hz. Ali Efendimiz ve sahabiler onun yamalı elbiseler içerisinde Habeşistan'ın dönüşünü izlerken ayağa kalkıverdi Hz. Peygamber ve dedi ki, şu gelene bakınız, bu annesinin babasının yanında zevk ve sefa içerisinde yaşarken Allah ve Resulünün sevgisi için kendisini züht hayatına veren Mus'ab'tır deyiverdi. O bunu Allah ve Resulüne sevgisinden yaptı buyurdu. O artık zahir bir Müslümandı. Bir gün yiyip bir gün oruç tutan bir Müslümandı. Allah katında verebileceği her şeyi vermeye gayret gösteren, mümin kardeşlerinin her türlü yardımına koşan, Hazreti Peygamber'in bir emrini iki etmeyen bir yiğitti. Nitekim Hazreti Peygamber'in yine emriyle Medine'ye tebliğe gitmiş ve orada adeta İslam devletinin temellerini atan bir yiğit, bir mücahit, gencecik bir delikanlı oluvermişti. Medine'de girmediği bir ev, girmediği bir sokak, kapısını çalmadığı bir kabile kalmamıştı. Orada bir kabilenin kapısını çaldı ve onlara İslam'ı tebliğ etmek istediğini söyledi. Oradan çıkan Ebu Hüseyb yanına geliverdi ve kılıcı da dedi ki, sen bizim inancımızdan ne istiyorsun? Vallahi ya buradan ayrılırsın ya da ben bu kılıcımla senin kellerini keseceğim dedi. Mus'ab kendi inancının doğruluğuna, kendi davasının dinin haklılığına o kadar inanıyordu ki dedi ki, sen beni bir kez olsun dinlesen ve beğenmediğin takdirde benim boynumu kesiversen olur mu? Buyur. Böyle deyince kalbi yumuşan Hüseyin oturuverdi ve Mus'ab'ın o dilinden, kalbinden süzülen o iman zerreciklerini, o iman cümlelerini duymaya başladı. Kur'an'dan parçalar okumaya başladı. Hazreti Peygamber'in hadislerinden parçalar okumaya başladı. Kalbi yumuşayıverdi Hüseyin. Ve orada Mus'ab bin Ümer'e dedi ki, sizin dininize girmek isteyen bir kişi ne yapar buyurdu. Kelime-i şehadet getirmesini söyleyince orada kelime-i şehadet getirdi ve o da kabilesiyle beraber Müslüman oldu. Artık insanlar onar yüzer yüzer imana, Kur'an'a, İslam'a giriyorlar. İmanın neşesini Hazreti Mus'ab'ın yüzünde görenler onun huzuruna kavuşmak istiyorlardı. Onun bu hali herkesi etkiliyordu. Ve nitekim Mekke'de çıkan İslam dininin temellerini, dini temellerini Mus'ab'ın irşadıyla, risaletiyle orada imana kavuşan Müslümanlar atıyorlardı. Hicret vakti gelmişti. Hazreti Peygamber ve Hazreti Ebu Bekir Efendimiz en son bir şekilde hicret yaptılar ve Hazreti Peygamberle beraber Hazreti Ebu Bekir Medine'ye hicret ettiler. İlk yaptıkları şey orada bir mescit inşa etmek oldu. Bu mescidi inşa ettikten sonra Mus'ab bin Umeyr yine İslam fedailerden bir fedai bir yiğit olarak tüm gençlere öğretmenlik yapmaya gayret gösterdi. İslam'a yeni girenleri Mus'ab bin Umeyr'in dizinin dibine oturtuyorlardı. İmanı tebliğ ediyordu. Kur'an'ı anlatıyordu. İman hakikatlerinin nasıl yaşanabileceğini en güzel şekilde anlatıyordu. Çilesi asla bitmemişti. O Hazreti Peygamber'in rızasını, Allah-u Teala'nın rızasını her şeyin üstünde tutuyordu. Ve nitekim bütün savaşları iştirak etmiş, Bedir Savaşı'ndan sonra çetin bir savaş olan Uhud Savaşı'nın vakti gelmişti. Uhud Savaşı bütün Müslümanlar için ağır bir imtihandı. Hazreti Peygamber'in etrafındaki, efendim söyleyeyim, bütün saflar kırılmış. Nitekim İslam mücahitlerine saldıran müşrikler Hazreti Peygamber'le karşı karşıya kalmışlardı. Bunu gören Mus'ab bin Umeyr dayanamayıp Ebu Kami'nin Hazreti Peygamber yanına geldiğini, kılıcıyla geldiğini görünce önüne atıldı ve bir kılıç darbesiyle Hazreti Mus'ab bin Umeyr'in sağ kolu koparıverdi. Sırtında Hazreti Peygamber'in cübbesi, elinde İslam sancağıyla beraber adeta bir ordu gibi naralar atan, bağıran, çağıran, bütün dikkatleri üzerine toplamaya çalışan bir kişilik bir ordu gibi gürültü çıkaran Mus'ab bin Umeyr'e müşrikler şaşkınlıkla bakıyorlardı. Hazreti Peygamber'i bırakmış, Mus'ab'a saldırıyorlardı. Bunu istiyordu Mus'ab, Hazreti Peygamber'e zarar gelmesin de benim gövdemi, başımı, kollarımı ağaç dalları gibi budasınlar istiyordu. Nitekim Ebu Kami'ye bir kılıç darbesiyle sancağı elinde tuttuğu sağ kolunu koparıvermiş, ardından yere düşmesin diye sol eline aldığı sancakla beraber bir darbe daha yemiş, kılıç darbesiyle beraber sol kolu da bir ağaç yaprağı gibi yere dökülüvermişti.
en son bağrına böğrüne gelen bir hançer onun en son nefesini kesmişti. Ve söylediği sadece şuydu: Muhammedun illa Resul. Muhammed ancak bir peygamberdir. Muhammed ancak bir peygamberdir diyordu. Yüzüstü düştü. Yüzü kanlar içerisinde, tanınmaz bir haldeydi Mus'ab. Ona benzeyen bir melek sancağın yere düşmesine izin vermedi. Saatlerce, sabah vaktlerinde şehit olan Mus'ab'ın elinden düşmeyen sancağı saatlerce elinde tutan, bir elinde sancakla bir elinde kılıçla çarpışan bir melek adeta Müslümanları yüreklendiriyorlardı. Hazreti Peygamber bir ara Mus'ab ileri atıl atıl diye nida ederken o melek geri döndü ve Hazreti Peygamber dedi ki: Ya Resulallah, ben Mus'ab değilim buyurdu. Ve o anda Hazreti Peygamber anlattı ki Mus'ab şehit olmuştu. Uhud savaşı bitmiş, şehitleri tek tek ziyaret ediyor Hazreti Peygamber. Dediler ki Mus'ab'ı örtecek bir örtü yok. Babasının evinde, atalarının evinde, annesinin evinde, pamuklu yataklarda, döşeklerde büyüyen Mus'ab'a vücuduna koyacak bir kefen bulamıyorlardı. Hep ağlanacak bir hali vardı ama o iman neşesiyle beraber son derece bahtiyardı ve bahtiyar bir şekilde son nefesini vermişti. İstediği buydu. Allah yolunda bir fedai gibi yaşamak, bir fedai olarak şehit olmaktı. Hazreti Peygamber buyurdu ki: Başını örtün, avret yerlerini örtün ve ayaklarını kokulu otlarla örtün buyurdu. Hazreti Mus'ab'ın başında şunları söylüyordu Hazreti Peygamber: Ey İslam'ın yiğitleri, bu insana bakınız ve bunları kıyamet sabahına kadar ziyaret ediniz ve selam veriniz. Ve şunu biliniz ki bu şehitler kıyamet sabahına kadar onlara verdiğiniz her selamı alacaktır buyurdu. Ve Mus'ab bin Ömer bin arkadaşlarına dedi ki: Ey İslam'ın şehitleri, sizler de cennetin şehitlerle beraber haşrolunacaksınız, mükafatlandıracaksınız buyurdu. Böyle bir hayattı ve böyle bir yaşamdı Mus'ab'ın hayatı. Burada hepimize ibretler düşüyor değerli kardeşlerim. O ibretler de muhakkak da şudur: teslimiyet, vakfetmek, fedailik, adamak ancak Müslümanın ve gerçekten inanmışların işidir. Evet, bizler Hazreti Peygamber'in Beni Erkam Medresesi'nde eğitim görmedik. Ama bizler de Allah'tan layıkıyla korkup Muhammed'i bir aşkla bulunduğumuz evleri karargaha, medreselere çevirebiliriz ve o medreselerden Mus'ab'la yetiştirebiliriz. En başta kendi nefislerimizi Allah'a, Hazreti Mus'ab'ın nefsini ve kendi teslim ettiği gibi teslim edebiliriz. Muhakkak ki kıyamet sabahına kadar İslam davası kendi Mus'ab'larını arayacaktır ve mutlaka bulacaktır. Allah başta Mus'ab olmak üzere bütün İslam fedailerine yani rahmet eylesin. Onlar ruhu için üç ihlas bir Fatiha istiyoruz. El Fatiha.